Merhabalar. Bu videoda Donat Plus'la metraj nasıl alındığını anlatacağım. Donatı Plus ile yapılmış çizimlerde donatı yazıları text olarak yazıyor. Yani attribute olarak değil. Burada text'in içinde fi, önünde adeti, çapı ve L boyu olan yazıların hepsini Donatı Plus seçip bunların metrajını alabiliyoruz. Metraj almak için metraj butonumuza tıkladığımızda metraj bilgi kartı geliyor karşımıza. Bu kartta almak istediğimiz yazının içindeki fi karakteri farklılık gösterebilir. Fi karakterini girdiğimiz kısım bulunuyor. Uyarı vermesi için için bize maksimum demir uzunluğunu giriyoruz ve bundan daha uzun demir yazılmışsa yazı da bununla ilgili bize bir uyarı veriyor. Metrajı sıralama tipimizi demiri çapına göre mi veya tipine göre mi listede sıralamasını istiyorsak bunu belirtiyoruz. Donatı adetini, çapını ve L boyunu kontrol etmesini istiyorsak ve metrajı şekilli metraja uygun şekilde almasını istiyorsak bu seçenekleri işaretliyoruz. Opsiyonlarda burada poz kopyalama alta ve üstte metraj aldığımız kısımdaki yazının üstüne girilen değer kadar poz kopyalama Hafta yüksekliğimiz metraj tablosunun devam etmesi için gerekli metrajı aldığımızda bunun bir örneğini görürüz. Başlangıç bozunu sıfırla işaretlediğimizde her seferinde birden başlayarak metrajımızı alıyor ve tabloyu Excel dosyası oluştur seçeneği de işaretlediğimizde metrajımızı ayrıyetten Excel tablosu olarak da oluşturuyor. Burada demir veya hasır metrajı alabiliriz. Örnek olarak daha önceden açtığım giriş paftasının bir demir metrajını alalım. Demir butonuna tıklıyoruz ve metrajı almak istediğimiz istediğimiz paftayı seçiyoruz. Ardından mouse'ta sağ klik yaptığımızda metrajımızı alıyor ve pozlamalarımızı yapıyor ve tablonun çizilmesini istediğimiz yeri belirtmemizi istiyor. Burada tablonun çizilmesini istediğimiz yeri seçtiğimizde metraj tablomuzu buraya listeliyor. Şimdi burada tabi pafta yüksekliği bunun için önemli. Pafta yüksekliğini girdiğimizde tablonun devamını ona göre ayarlıyor. Bu pafta yüksekliğini biz buraya göre girmediğimiz için tablomuz paftaya sığmadı. Metrajı daha sonradan Revize etmek istediğimizde metrajımızı silip metraj butonuna tıklayıp haftamızı tekrar seçiyoruz. Ve bize burada pozlar olduğunu söylüyor. Ve burada evet butonuna tıklarsak metrajdaki poz numaralarını siliyor ve yeniden pozlandırıyor. Ve yeni metraj tablomuzu da buraya alabiliriz. Şekilde metrajin mantığını anlatayım. Burada pdf dosyasını açmamız için bir butonumuz var. Aslında buradaki kodlamaları bize gösteriyor. Ve burada hangi donatının kodlamasının ne olduğunu anlatan bir pdf dosyası var. Burada düz donatıya sıfır 01, tek gönyeli donatıya 02 ve A yazan kısmı da 02'den sonraki kısma. işte iki gönyeli donatıya 03, A-B yazdığımızda bu iki tarafın uzunluklarını yazıp buradan şekilli metrajımızı tanımlatıyorum. Bunu da donatımıza tıkladığımızda buradaki yazı karakterlerinin içine saklanmış şekilde ve buna göre donatı şekillerini belirliyor ve örnek olarak da burada bir kalıp planımız var. Blok halinde çalışılmış bir kalıp planı ve buradaki donatıların metrajını da örnek olarak burada bir 10.000 yukarıya kopyalıyorum ve bu blok bu blokları burada patlatıp poz kopyalayı işaretleyip yukarıya kopyaladığımız değeri de buraya girdiğimizde aynı pozları aşağıya da kopyalıyor. Ve bu şekilde demir metrajı dediğimizde burayı seçerek metrajımızı aldırıp haftamızın kenarına koyabiliriz. Pozlarımız gelmiş oluyor. Yukarıda aldığımız kısmı da silebiliriz. Örnek olarak bir de hasır metrajımız var. Metraj kartımıza tıklayıp hasır metrajını seçip hasırlarımızı çizip enter'a bastığımızda bize hasır metrajımızı da alıyor bu iki seçimin arasındaki kısma girdiğimiz çarpım değeri yani bu iki benzer kat olabilir, 3 kat olabilir. Bunu adetlerin önüne çarpı yerine buraya 3 kat diye girerek de metrajımızı 3'e çarpılmış şekilde almasını da sağlayabiliriz. Örnek olarak daha önceden ayarladığım bir kalıp planım daha var. Bunun da metrajını alalım. Metraj butonuna tıklayıp alanı seçtiğimizde bize metraj alırken içinde daha önceden adet girmeyi unuttuğumuz bir donatı varsa bizi bu donatının olduğu yere getirip donatıyı kırmızı boyuyor ve bize bunun adetinin eksik olduğunu söylüyor. Burada atla dediğimizde bunu dahil etmeyebilip atlayabiliriz. Yanındaki butonu tıklayarak alan seçerek adetini belirleyebiliriz ve buradan değiştir deyip devam edebiliriz. Değiştir deyip devam ediyorum ve burada donatını hatalı girdiğim bir donatı yazısı vardı. Bunu da bize uyarı olarak verdi ve burada donatısını değiştir deyip geçiyoruz ve L boyu hatalı olan bir donatımız vardı. Bunu da L boyunu düzeltip değiştir deyip metrajımızı tamamlıyoruz. Ve metrajımızı alıyoruz. Burada girdiğimiz değerlerin hepsini plan üstünde de düzeltiyor ve metrajımızı alıyoruz. Ve tekrar donatı plus çizilmiş bir merdiven planımız var. Merdiven planımızın da bütün donatıları ve adetleri girili olduğu için planımızı seçip saatlik yapıp merdiven planımızın da donatı şekillerini ve metrajını burada alabiliriz. Bütün projelerin metrajını aldıktan sonra tüm metrajların toplamını almak dediğimizde de genel metraj butonuna tıklayıp bütün projelerimizi seçip metraj tablo tabloların hepsini okuyor ve bize bütün metrajların toplamını yani yapının toplam metrajını da bu şekilde ekleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları da bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.